Dolayısıyla burada bilinmesi gereken şey mesela süt asitinin buradaki midedeki en önemli özelliği kazein yani sütteki proteinden antijen oluşma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bak ne kadar önemli süt asiti laktik asit. Hani lahana turşusu yapıyorsun ya evet. mesela, işte onun üzerinde laktik asit bakterileri var. Yani şekeri alıyor, onu neye çeviriyor? Laktik asite çeviriyor. Yani o laktik asit de bizim için çok önemli, sağlığımız için çok önemli. bizim için çok önemli. Mesela bu süt asiti, bu saydığım evet. fonksiyonel sebze, bunlardan bir tanesi de karnabahar. Ne yapıyor? kompleks demiri kompleks demiri e, şey yapıyor. E, oradan doğru bir şekilde emilmesine e, neden oluyor bağırsaklarda. Eğer süt asitiniz düşük ise demir emiliminiz de düşük olur. Anemi. Anemi. Veya C vitamininiz eksik ise demir emiliminiz de düşük olur. Alırsın tableti, alırsın kapsülü, bir türlü yükselmez kandaki demir, hemoglobininizde bir türlü yükselmez. İşte sebebi budur. Mesela kadın normal doğum yapacak anne, normal doğumuna bir hafta kala bütün rahim kanallarında e, süt asitini üreten laktobasilus, Bakterileri aman Allah'ım nasıl bir hızlı artış gösteriyor. Normal doğum yaparken bebek dünyaya gelirken bu kanaldan geçerken Lactobacillus bakterilerini bütün derisi kaplanıyor. Ağzından, burnundan her tarafından bu bakteriler giriyor. Müthiş bir bağışıklık sistemi. Mübarek deminden beri sayıyorum süt asitinin ne işe yaradığını. Değil mi? Yani midenizden tutun, bağırsaklarınıza kadar, alerjiye kadar, her şeye karşı bu Lactobacillus bakterilerinin ürettiği süt asiti yani buna ne diyoruz Almancası e, Milchsäure yani laktik, laktik asit. ha Şimdi dolayısıyla bebeğin dünyaya geldiğinde bağışıklık sistemi kurulmuş oluyor. Bir şeye daha dikkatinizi çekerim. Burada şeyde eğer laktik asit oranı yeteri kadar e, teşekkül edemiyorsa veya bu alınmamış ise bebeklerde triyoid, hipotiroid gelişme ihtimali çok yüksektir. Bir de sezeryan yaparken yani steril olsun diye ...tentür diyot evet. dediğimiz bir şey sürüyorlar... ...iyot... E, ...bebek alınırken... ...oradan kanaldan geçmediği için... ...bir defa o bakterileri alamıyor... ...yani bağışıklık sistemi... ...güçlenmemiş bir şekilde... ...bağışıklık sistemi için... ...gerekli olan... E, ...laktik asit bakterilerini alamıyor bebek... ...alamıyor... ...ve oradaki iyot ...çıkartılırken bebek iyot bulanıyor işte... ...emiliyor... Biliyorsunuz triyoid'in e, çalışabilmesi için en önemli halojen, iyottur. Yani iyotu ya fazla alıyorsunuz bu sefer dengesizlikler başlıyor. Hülaseten şunu söylemek istiyorum. Süt asiti bu gıdalardaki lahana, brokoli, karnabahar, turp, siyah hardal tohumu, bürüksel lahanası, alabaş, Bunların hepsi e, aynı şeyden geliyor, orijinden geliyor, aynı merkezden çıkıyor. Ama hepsinin görevi farklı. Kimi tankçı, kimi tüfekçi, kimi işte bir şey bir şey. Yani e, savaşan savaşçı, e, savaşan gıdalar, da. evet, savaşçı gıdalar. Bunu ben e, belirtmekte fayda görüyorum. Bak, orada şey, karnabahar, lahana, brokoli. ...Hardal, Alabaş... ...bu aileyi anlatırken... ...çok önemli bir şeyi söylemeyi unuttum. Hani süt asiti var dedim evet. ya bunda. Lactobacillus. Bak burada o bakterilerden var benim canım ya. Bunlar gözle gözükmez. Kes kızım şuradan. Lahana yaprağında da... ...karnabaharda da. Burada görürsünüz. Bu doğasında var bunun. Görüyor yani şimdi. bunun doğasında var bu bakteriler. Gözle gören gözle asit. Bu. Tabii ki. Ha bu ne yapıyor? Bunun içindeki şekeri süt şekerine çeviriyor. Bu süt şekerini biz aldığımız zaman Hüseyin ne yapıyor biliyor musun? Karaciğerde depolanabilir şeker haline çeviriyor. Bir mucize bu ya. Glikojen diyoruz biz buna. Hekimler iyi bilir. Biyokimyacılar iyi bilir. Evet süt asiti buna aldığımız zaman gıda işte fonksiyonel gıda diyoruz ya fonksiyonu bu bu süt şekerini glikojen olarak karaciğerde depolanmasını sağlıyor. Yani şu, glikozun. Yani hocam gerçekten şu. Evet lahananın yaprağı da